Tabii her şeyden önce gerçekten ne söyleyeceğimizi de bilmiyoruz. Çok üzgünüz. Gördüğünüz gibi camia yasta. Gece saat 2 sularında Kayseri'den futbolcularımız özel araçla dönerken kiralama bir özel araçta. Tam şehrin girişinde şoförlerin uyumasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında maalesef ağır yaralanan futbolcumuz, kardeşimiz Joseph Sural'ı kaybettik. Araçta 7 tane futbolcumuz bulunuyordu. Diğerlerinde de işte sıyrık ve bazı yaraları var ama sağlık durumları gayet iyi. Herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değil. Joseph Sural da zaten ameliyata alınmıştı. Maalesef ameliyattan çıktıktan bir saat sonra kaybettik. Onun üzüntüsü içerisindeyiz. Bu vesileyle de tabii Türkiye'nin her yerinden tüm kulüp başkanlarımız da herkes sağ olsunlar, herkes acımızı paylaşıyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Acımızı paylaşan herkese. Gerçekten zor bir durum. Yani ailesi için de zor durum, bizim için de zor durum. Tabii ki ailesi için daha çok zor bir durum. Bugün yani eşine anlatırken nasıl anlatacağımı bile yani gerçekten zor anlar yaşadık anlatırken bile. Nasıl Küçük, iki anlattınız buçuk yani? yaşında, 2,5 aylık bir kız çocuğu var. Yani gene 4 yaşında gene kız var bir tane. Yani zor, çok zor gerçekten. Şimdi burada ne desek gerçekten bir yani anlamı olmuyor üzüntüden. Gerçekten biz de ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Doğrusu ilk defa kameraların karşısında ne söyleyeceğimizi bilemediğimiz bir andayız. Ondan dolayı mazur görün. Evet, cenaze ile ilgili nasıl planlama yapılıyor mu efendim, Evet, gönderilmesi? cenaze ile ilgili şu anda plana gönderme planlamamız. Kulübümüzde bir tören yapacağız. Daha sonrasında da gönderme ile alakalı planlamamız, çalışmamız devam ediyor. Ne gerekiyorsa kulüp olarak, şahsımızla kulüp olarak inşallah hepsini yapacağız. Bir tören olacak herhalde. Evet, Öğleden inşallah. sonra. Evet. İnşallah. Saati belli mi törenin? Saat henüz belli değil. Dışişleri Bakanımız da teşrif edecekler. Onun gelme durumunu ile alakalı saati netleştireceğiz inşallah. Sürücülerle ilgili Sürücülerle ilgili çalışmayı Emniyet Müdürlüğü yapıyor. Ben de Emniyet Müdürümüzden aldığım bilgiye göre 2 tane aracın şoförü olduğunu ve ikisinin de hatırlamadığını, ikisinin de uyuduğunu Emniyet Müdürümüzden aldığım bilgiye göre söylüyorum. Yoldan çıkıyor. Evet. Diğer oyuncuların taburcu olma işlemi gerçekten. Diğer oyuncuların zaten taburcu olma işlemlerini hocalarımız zaten hastanede bakıyorlar. İşte elinde kırık olanlar var, işte alçıya alınanlar var. Sıyrıklar, yaralar, tedavileri zaten onların sürüyor. Ve inşallah onlar da en kısa zamanda bugün akşam üzeri falan herhalde evlerine gönderilir. Büyük bir acı. 2 günlük izin verdiniz sanırım sporculara da. Önümüzdeki hafta pazartesi günü maç da var. Federasyona ileri bir tarihe teyir edilmesi için başvuruda bulunacak Tabii şimdi mısınız? onunla alakalı bir tabii ki çalışmamız olacak. Çünkü hakikaten de şu anda zor bir süreç, zor bir durum içerisindeyiz. Tabii bu kolay bir iş değil. Onun için onunla alakalı da bir çalışmamız olacak. Evet, 2 günde izinliydi Sayın Şimdi Başkanım. tabii şöyle önümüzdeki maç bizim pazartesi olduğu için yani Konyaspor maçı pazartesi olduğu için zaten izin işlerini teknik heyetin ayarladığı bir şey. Tabii biz sahanın içerisinde hocalarımızın işi onlar sahanın içerisinde. Genelde öyle olur. Yani maç pazartesi olduğu zamanlarda pazar gün maç olursa cumartesi ya da cumartesi maç olursa pazar maç olursa 2 gün izin genelde kullanıyorlar. O 2 gün izinden dolayı zaten yoksa diğer türlü kafileyle beraber gider, kafileyle dönerlerdi. 2 gün izinden dolayı orada herkes serbest bırakıldan dolayı maalesef onlar da özel araç kiralamışlar. Alanya'dan Kayseri'ye gitmiş. Artık yapacak bir şey yok. Diğer oyuncuların psikolojik durumu nasıl? İyi tamam, iyi, hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Akşam yani gece sabaha kadar da zaten olayın kaza 2 sularında oldu. Biz 2,5 gibi hastaneye geldik. Onların da gerçekten yani hem kaza atlattılar hem de takım arkadaşlarını, bir tane kardeşimizi, aile içerisinden bir ferdimizi kaybettik. Herkes çok üzgün. Herkes zaten herkesin psikolojisi gerçekten şu anda alt üst oldu. Sergen Yalçın burada mı? Sergen Yalçın hocam yolda gelecekler onlar da akşam üzeri. İstanbul'a geçmişlerdi akşam. Bunlar da şu anda ilk uçakta geliyorlar. Sayın.
Çavuşoğlu'nun da bir ziyareti olacak galiba. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da gelecek mi? Evet, kendisi bizzat beni aradı yurt dışından. Geleceğini söyledi. İnşallah onun gelmesiyle birlikte bir tören yapmayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Tekrar başarılar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.